Merhabalar değerli izleyicilerimiz. TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın 2020 dijital çözümlerini konuştuğumuz webinar dizimize devam ediyoruz. Bugün Esan Madencilik ve Organon Analytics ile beraberiz. TÜSİAD SDK programında 2020 döneminde maden arama süreçlerinde yapay zeka uygulaması ile ilgili bir çağrı açmıştı Esan. Oldukça da spesifik bir sektörde iddialı bir projeyle katılmışlardı. Hatta aslında Esan'ın şöyle bir özelliği de vardı 2020 döneminde. İki çağrı açtılar. Dolayısıyla enerjiyle ilgili diğer çağrıları için de Cuma günü yine diğer tedarikçiyle, beraber çalıştık tedarikçiyle yine webinarda konuğumuz olacaklar. Umuyoruz aşılamanın da hızlanmasıyla beraber herkesin sağlığı iyidir ve yakın zamanda normal çalışma tempomuza hep beraber döneriz. Ama sanırım bu online etkinlikler biraz daha hayatımızın parçası olmaya devam edecek. Şimdi bugün maden arama süreçlerinde yapay zekayı konuşurken Esen ve Organon'un bir sunumu üzerinden ilerleyeceğiz. Burada hem iki şirketle ilgili bir tanıtım, hem TÜSİAD SDK'de çağrı açtıkları konu, hem ihtiyaç neydi ve önerilen teknoloji neydi, birlikte şu ana kadar ne yaptılar, bunları inceleyeceğiz. Sunumun sonrasında sorularınızı yönelteceğim konuşmacılarımıza. Yorum bölümünden sorularınızı yazarsanız onları da uygun zamanda sunum sonrasında değerlendirmeye alacağız memnuniyetle. Esen tarafında Sinan Bey bizimle, Sinan Türkmen. Organon tarafında da Emrah Anayurt bizimle. Ben şimdi hem sunum için hem şirketlerin tanıtım ve proje için sözü onlara bırakıyorum. Sinan Bey sunuma geçmeden isterseniz Emrah Bey sunumla başlayacak. Siz bir merhaba demek isterseniz size bir sözü vereyim. Arkada Emrah Bey'le devam edelim. Teşekkürler başkanım. Herkese merhaba diyorum. Açıkçası böyle bir etkinlikle bizi tekrar buluşturduğunuz için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umuyorum ki keyifli bir webinar gerçekleştiririz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki TÜSİAD SDK'ya katıldınız. Birlikte bu keyifli, anlamlı projeyi gözlemleme, çalışma imkanımız oldu. Emrah Bey, sözü size bırakıyoruz o zaman. Sunumla beraber devam edebiliriz. Teşekkür Sinan Bey ediyorum. zaten söz alacak ilgili yerlerde. Buyurun lütfen. Herkese merhabalar tekrar. Ben öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Emrah, Organon'un operasyonundan sorumluyum. CEO olarak çalışıyorum. Bugün Sinan'la birlikte maden arama süreçlerinde yapay zeka kullanımı isimli projemizden bahsedeceğiz. Öncelikle şirketten, Organon'dan bahsetmek istiyorum. Organon, makine öğrenmesi süreçlerinin otomasyonunu yapan bir şirket. Aylar sürecek yapay zeka projelerini saatler içerisinde tamamlanmasına olanak sağlayan bir teknolojimiz var. 2011 yılında İstanbul'da kurulduk. 16 çalışanımız var. Toplam 87 yıllık bir bu çalışanlarımızın yapay zeka makine öğrenmesi geliştirme deneyimi bulunuyor. Makine öğrenmesi alanında 7 farklı yazılımımız var ve bugün birçok farklı şirkette 90 farklı makine öğrenmesi servisimiz çalışır durumda bulunuyor. Bir şirket yapay zeka projelerini hayata geçirmek istediğinde üç farklı problemle karşılaştıklarını görüyoruz. Bunlardan birincisi tüm dünyada ve Türkiye'de tabii ki veri bilimcisi ve veri mühendisi eksikliği. İkincisi aylar süren hatta bazen yıllara varan proje süreleri. Üçüncüsü ise bunlara bağlı olarak yüksek yatırım maliyeti ve düşük yatırım getirisi olduğunu söyleyebiliriz. Biz organ olarak bu probleme iki farklı bakış açısıyla çözüm getiriyoruz. Bunlardan birincisi yazılım ürünleri geliştirmek. Buna Organon AI platform diyebiliriz. İkincisi ise makine öğrenmesi servisleri. Organon AI platformla en az bir makine öğrenmesi ya da yapay zeka projesinin üretimi almış. Dolayısıyla AI ML etkisini tecrübe etmiş şirketleri daha az teknik bilgiyle daha çok proje hayata geçirmek üzere bu ürünü sağlayarak katkıda bulunuyoruz. Makine öğrenmesi servisinde ise bir iş problemini baştan sona Organon tarafından ve Organon ürünleriyle çözerek katkı sağlıyoruz. Burada da daha önce AI ML projesini hayata geçirmemiş, dolayısıyla faydasını tecrübe etmemiş ama kullanmak isteyen, bunu da daha düşük risk ve daha düşük yatırımla yapmak isteyen şirketleri hedeflediğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla
Organon AI platformuyla kullanıcılar teknik bilgi ihtiyacı olmadan saatler içerisinde bir yapay zeka uygulamasını üretime alabiliyorlar. Makine öğrenmesi servislerinde ise bir şirket veri bilimci ya da veri mühendisine ihtiyaç duymadan 3 iş günü içerisinde bir yapay zeka projesini yüksek doğruluklu bir şekilde uygulamaya alabiliyor. Burada farklı ve esnek ödeme modellerimiz de bulunuyor. Başarıya dayalı ödeme veya gelir paylaşımı yapmak gibi. Şu anda birçok farklı sektörde finans, sağlık, üretim, siber güvenlik gibi ve tabii ki Esan sayesinde artık madencilik sektöründe de hem yazılımlarımız hem de servislerimiz kullanılır durumda. Ben şu anda sözü Sinan'a veriyorum. Teşekkürler İmran bu güzel girişin için. Ben de Organon'un tanıtımından sonra kısa bir Esan'ı tanıtmak isterim. Aslında bu görselde Esan'ın tesislerinden, Türkiye'deki farklı coğrafyalarda bulunan tesislerinden birer karede görüyoruz. Esan, Emrah'ın da bahsettiği gibi, bir sonraki slide'a geçebiliriz Emrah bu arada, doğal kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren bir firma. 1978 yılında kurulmuş, yani yaklaşık 40 yılını devirmiş bir firma. Ve özellikle endüstriyel ham maddeler tarafında başladı bu kil, felspat ürün gruplarında başladığı üretimine, daha sonrasında metalik madenler, ticari ürünler, analiz hizmetleri gibi farklı alanlarda da hizmet vermeye başlamış. Bahsettiğim gibi doğal kaynaklar sektöründe çalışan bir firmamız. Keza baktığınız zaman da son yıllarda da özellikle bir sonraki slide'da görebileceğiniz üzere büyüyen potansiyeliyle birlikte hem Avrupa'nın önde gelen endüstriyel mineral üreticisi durumunda hem de Türkiye'nin en büyük kurşun ihracatçısı durumunda bulunan bir firmamız. Özellikle toplumumuzun getirdiği fırsat eşitliği yaklaşımı ve çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki bakış açısıyla birlikte çeşitli alanlardaki inisiyatifleriyle aslında ülkemizde ön plana çıkan bir kuruluşumuz. Baktığınızda İSA'nın doğal kaynaklar sektöründe faaliyet göstermesi onu farklı coğrafyalarda da bir sonraki slide'da görebileceğiniz lokasyonları ortaya koyuyor. Bu farklı coğrafyalarda hem ocak üretimi dediğimiz madenin çıkartılması ve bir tesise sevk edilmesi hem tesis üretimi dediğimiz cevher zenginleştirme faaliyetleriyle aslında kurşun, çinko, felspat, kuvars, bentonit, kil, halloysit gibi ürün gruplarında hizmet veren bir firma halinde. Tabii bu bahsettiğimiz rezerve kaynaklara ulaşabilmesi de çeşitli arama dediğimiz exploration diye de yabancı dilde geçen bir süreci beraberinde getiriyor. Bu süreçle birlikte de aslında bizim projemizin doğuşu karşımıza çıkıyor baktığınız zaman. Baktığınızda madencilik sektöründe arama faaliyetleri hem mevcut rezervlerin geliştirilmesi hem de yeni rezervlerin keşfedilmesi konusundaki bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Burada hemen bir tane pipeline görüyorsunuz. O pipeline'dan bahsedeceğim ama bizim TÜSİAD SDKARE programına başvurumuz nasıl gerçekleşti? Çok kısa oradan da bahsetmek gerekirse. Açıkçası bu bahsettiğimiz ihtiyaçlar, yani yeni rezerv bulma ihtiyacımız şu anda İSAN'da bulunan arama departmanı vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Bu departmanın çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirdiği hem sahadan numune toplama, sonrasında bunların jeofizik, jeokimya analizleri, sondaj dediğimiz ve ardından da bir kaynak modeline giden ve madenin işletilmesine giden bir sürecimiz var. Her ne kadar jeolog olmasam da arama ekibimizdeki arkadaşlarımıza ithafen onlarla çalışa çalışa süreci bir şekilde öğrenme şansımız oldu. Çok detay olmayan bir seviyede. Bu süreçteki aslında toplanan her bir numune ve yapılan her bir çalışma beraberinde bir veriyi Esan'a getiriyor. Ve bu veriden bir değer yaratmak, bu verinin analiziyle rezervi bulabilmek arama departmanının temel işlevlerinden bir tanesi haline dönüşmüş oluyor. Özellikle dünya üzerinde bunun çok fazla örneği gerçekleşmemiş olsa da veri analiziyle, veri analitiği ya da ileri analitik tekniklerini kullanarak acaba sondaj gerçekleştirebileceğimiz lokasyonları daha öncesinde topladığımız verilerle daha iyi bir şekilde tespit edebilir miyiz şeklinde bir sorumuz ortaya çıktı. Ve bu sorunun cevabını bulabilmek adına da çeşitli çalışmalara başladık. Aslında ilk çalışmamız birazcık daha akademik seviyede kalmış olan bir yüksek lisans çalışmasıyla oldu. Oradaki arkadaşlarımız, yüksek lisans çalışmasındaki arkadaşlarımız bu projeye ilk adımı atmış oldu. Ama biz bunu birazcık daha geliştirmek, gerçekten son kullanıcı dediğimiz arama ekibimizin kullanabileceği bir uygulama haline dönebilmesi amacıyla bir arayışa girdik. Ve bu arayış sonucunda da hem başyakınlarla hem de TÜSİAD SDKARE programıyla karşılaştık. Organon'da
bizim Letusia Selye Kre programında beraber çalıştığımız çözüm ortağımız oldu. Burada bahsettiğimiz pipeline'da şu mavi kısımda gördüğünüz jeofizik, jeokimya analizleri sahadan toplanan numunelerin ya da yapılan çalışmaların verisine sahip olan kısım. Bizim temel amacımızsa burada turuncu ile gördüğünüz sondaj kısmına geçerken acaba bu sondaj lokasyonlarını daha iyi tespit edebilir miyiz? Makine öğrenmesi ya da yapay zeka teknikleri bu noktada bize bir fırsat sağlayabilir mi? Bunun araştırması üzerine gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu. Bir sonraki slide'a geçersek Emre, aslında orada da birazcık daha bu çalışmanın amacı ve hedeflerine girmiş olacağız. Bu iki aylık zaman aralığında SD-Kare programında gerçekleştirdiğimiz çalışmada biz POC adını verdik. Gerçekten bir proof of concept, yani gerçekten bu işin yapılabilirliğini test etmeye çalıştık ve temel hedefimiz yüzeyde topladığımız numuneler ve sondaj verilerini, yani yerin altına giden bu sondaj verilerini kullanarak sondaj verilerini acaba tahmin edebilir miyiz diye bir soruyla ortaya çıktık. Bu şekilde problemin net bir şekilde tanımlanması aslında birazdan geleceğimiz projenin ve bu POC çalışmasının başarısındaki en önemli unsurlardan bir tanesi de oldu. Çünkü ne kadar bu çalışmalarda ne kadar net bir şekilde iş problemini tanımlayabilirsek, girdi ve çıktıları detay bir şekilde ortaya koyabilirsek projenin başarısı da beraberinde geliyor. Tabii bu POC çalışmasının sonucunda da bir sonraki noktada da bölgedeki grid ya da bloklar halinde bir cevherleşmeyi tespit edebileceğimiz bir yaklaşıma döndürmek. Oysa üstte gördüğünüz hedefleri bir sonraki aşamada bir proje hedefine döndürebilmeyi hedefliyoruz. Bu proof of concept çalışması, POC çalışması da SD-Kare kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışma bu anlamda başarılı oldu. Yine son bir eklemem olacak burada. Bir sonraki yine slide'a geçtiğimiz zaman da açıkçası burada makine öğrenmesi tekniklerini kullandığımızdan bahsetmiştik. Ben bunun çok detayına girmeyeceğim. Emrah'a bırakacağım. Nasıl bir yöntemle çözdük? Neler yaptık? Emrah bize kısaca bahsedecek. Teşekkür ederim Sinan. Aslında biraz önce Sinan'ın da bahsettiği gibi birçok farklı veri kaynağından, örneğin jeokimya verileri ya da yer altındaki çeşitli manyetik yansımaları ölçen jeofizik verileri gibi farklı veriler bizimle paylaşıldı. Bu çalışmada 289 farklı sondajın verisi paylaşıldı. Ayrıca jeologların yazdığı notlar ve yorumlar, raporlar gibi bilgiler de bizimle paylaşıldı. Esam bizimle bu kapsamda 55 farklı veri paylaştı. Biz bu 55 veri üzerinde yapay zeka algoritmalarını çalıştırarak 300 bin farklı türev bilgi türettik. Bunlara değişken olarak ifade ediyoruz. Değişken türetme adımı bir yapay zeka sürecinde en çok zaman alan adım olduğu biliniyor. Biz bu süreci otomatikleştirerek hem projenin süresini kısaltabildik hem de başarılı sonuçlar elde edebildik. Bu projede 5 farklı makine öğrenmesi algoritması kullandık. Bu algoritmalardan bazıları açıklanabilir ve yorumlanabilir algoritmalardı. Dolayısıyla çıkan sonuçlar jeologlar ve ilgili teknik ekiple üzerinden geçerek anlamlı incelendi ve anlamlı olduğuna karar verildi. Açıklanabilir algoritmaların yanında ayrışım gücü daha yüksek ama açıklanamaz algoritmalar, yani derin öğrenme algoritmalarını da bu çalışma kapsamında kullanarak sonuçları elde ettik. İlk sonuçları bir hafta gibi kısa bir sürede oluşturduk. %81'lik bir başarı elde ettik. Bu kadar kısa sürede olmasının sebebi tabii ki şu anda bizim kendi geliştirdiğimiz yapay zeka platformunu kullanarak sonuçları elde etmek oldu. Projenin sonunda ise 3 haftalık bir sürede %85'lik bir başarı elde ettik. Burada başarı tamamen Esam tarafından ölçüldü. Esam projenin başında bazı sondajların sonuçlarını, yani o sondaj sonucunda maden elde edilip edilmediği bilgisini bizimle paylaşmadı. Biz onlar için birer tahmin ürettik ve Esam'ın elinde de gerçek bilgi olduğu için bu iki bilgiyi karşılaştırarak %85'lik bir başarı olduğunu Esam bizimle paylaştı. Biraz önce Sinan da bahsetmişti. Projenin başında Esam çok net bir şekilde aslında başarı kriterlerini oluşturdu. Bu hem bizim projeyi değerlendirmemiz anlamında hem de Esam'ın değerlendirmesi anlamında önemli bir yol gösterici oldu. Başta paylaşılan istatistiksel değerlerin üstüne çıkarak başarılı bir sonuç elde ettiğimizi iki firma da dolayısıyla onaylamış oldu. Burada istatistiksel performansın haricinde tabii ki bu projenin iş değerinin de önemli olduğunu görüyoruz. Bu proje sonucunda yeryüzünü ve yer altını bir küp gibi düşünürsek,
bu küpün içerisini küçük parçalara bölerek her bir parçada ne kadar cevher bulunduğunu algoritmalar tarafından tahmin edilmesini bekleyeceğiz. Ve cevher olasılığı yüksek olan yerlere sondaj planlanacak. Bu yapılan çalışma sonucunda iş değerlerinin de 3 başlık altında oluşmasını bekliyoruz. Bunlardan birincisi, aynı sayıda madene ulaşmak için yapılan sondaj sayısında en az %10'luk bir azalma oluşmasını bekliyoruz. Sondaj sayısı aynı sayıda yapılırsa da daha fazla maden keşfine yardımcı olmasını bekliyoruz. Maden keşfetme süreci artık veriyle algoritmalar tarafından yönlendirileceği için daha hızlı maden keşfedilmesinin bu çalışma sonucunda oluşmasını bekliyoruz. Çözümün içeriği ve uygulanabilirliği ile ilgili ben tekrar sözü Sinan'a veriyorum. Ya bu açıdan açıkçası gerçekten keyifli bir proje dönemi gerçekleştirdik. Başak Hanım'ın da söylediği gibi koronavirüs pandemi etkisiyle birlikte tamamen uzaktan çalışmak durumunda kaldığımız bir çalışmaydı. Aslında bizim temel beklentimiz gerçekten çözüm ortağımızla birlikte sahada nasıl bir ortamda çalışıldığını, aslında neyi iyileştirmeyi hedeflediğimizi gerçekten görerek anlatabilmekti ama pandemi şartları neticesinde bunu gerçekleştiremedik. Umuyoruz ki ilerleyen aşamalarda gerçekleştirebileceğiz. Bu açıdan baktığımızda her ne kadar keyifli bir proje dönemi geçirmiş olsak da işin tabii uygulanabilirliği, yenilikçi yönünü değerlendirdiğimizde aslında birçok fırsat önümüze çıkıyor. Öncelikle bu sadece bizim tek bir sahamızda gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. ESA'nın tek bir, şu anda üzerinde çalıştığı bir sahada gerçekleştirdiği bir projeydi ama bunun bu projenin çıktılarını, bu POC'nin çıktılarını değerlendirdiğimizde ve başarısını değerlendirdiğimizde ESA'nın farklı sahalarında da kullanılabilecek modeller olduğunu öngörebiliyoruz. Tabii ki coğrafi oluşumlara, oradaki jeolojik yapıya bağlı olarak modeli iyileştirmek ya da modelin öğrendiği bilgileri transfer etmek tabii ki değerlendirebilir ama özellikle yaygınlaşma noktasında çok daha hızlı çözümler üretebileceğimizi değerlendirdik. Bir diğer açıdan da bütün bu noktaya getiren de hem az önce bahsettiğim bu konudaki akademik çalışma, ki tekrar ekibe teşekkürlerimi sunuyorum, hem de bu projede aslında ekibimizin ne kadar kuvvetli olduğundan kaynaklanıyordu. Arama ekibimizden 3 yoluk arkadaşımız, yine benzer şekilde Esen Bilgi Teknolojileri ekibinden arkadaşlarımız ve Organon tarafından da 3 ve hatta daha fazla veri bilimcinin içerisinde yer aldığı bir çalışmaydı. Dolayısıyla bir taraftan problemi yaşayan, iş problemini getiren bir iş birimi var karşımızda. Bir taraftan bu problemi veri bilimcilere aktarmaya çalışan bir tercüman veya iş analisti diyebileceğimiz bir arkadaş. Ve nihayetinde de bu problemin çözümünü farklı teknikler kullanarak, veri bilimini kullanarak çözmeye çalışan bir ekibimiz vardı. Aslında bu çözüm her ne kadar dünya üzerinde çok örneği görülmemiş desek de Goldcorp adlı bir firmanın geçmişte gerçekleştirildiği iddia edilen bir çalışma. Bu konuda da araştırmalarımız bulunuyordu. Ancak özellikle şu anda baktığımızda yüzeyde görülen cevherlerin dünya üzerinde çok azaldığını da görüyoruz. Bunların artık yeni cevherlerin yüzeyin çok çok daha altında. Dolayısıyla da maliyet oluşturan bir çıkarma maliyetinin daha da artacağı bir sektördeki gelişime açık konuyu görüyoruz. Bu açıdan da sondaj maliyetlerine veya sondajın verimliliğine etki edebilecek bir çalışmanın sektörde de dönüşüm potansiyeli sağlayabileceğini öngörüyoruz. Keza ülkemizin de gelecek hedeflerini değerlendirdiğimiz noktada özellikle bu potansiyelin çok çok daha artacağını öngörüyoruz. Keza süreci iyileştirdiği ve katma değer sağladığı konusunda da bir noktaya değinmiştik. Aslında yapay zeka ya da makine öğrenmesi dediğimiz zaman yeni ortaya çıkan, belki işte ülkemizde 10 yıldır, 15 yıldır tartışılan ama son 2-3 yılda kuruluşların proje çıkarttığını gördüğümüz bir alan. Bu noktada veri analitiği ya da ileri analitik konusunda yaptığımız bu çalışma kurumsal sürdürülebilirlik anlamında da ve kuruluşun gelecekteki yaratacağı katma değer anlamında da bir güzel bir örnek sağlıyor bizlere. Organon platformunun da bu noktada açıkçası feature engineering dediğimiz ya da feature extraction dediğimiz yeni özelliklerin, yeni feature'ların oluşturulması noktasında gerçekten potansiyeli yüksek bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Yine az önce bahsettiğim gibi ulusal ve uluslararası alanda da madencilik sektöründe rekabetçilik sağlayabilecek bir uygulama baktığımızda. Bir sonraki slide'a geçtiğimiz, hani bunun detaylarında açıkçası yapay zekanın bu sektörü nasıl değiştirdiği konusundaki noktaları da değinmek isterim. Her proseste olduğu gibi
Bizim sektörümüzde de yapay zeka, makine öğrenmesi ya da optimizasyon uygulamaları süreci iyileştirmek, katma değer yaratmak anlamında artık kullanılan uygulamalar. Hem cevherin çıkarılması, hem cevherin işlenmesi ve zenginleştirilmesi, lojistiği, dağıtımı noktasında çeşitli uygulamalar görüyoruz. Ancak bu noktada arama faaliyetlerindeki uygulamalar bahsettiğim gibi çok daha kısıtlı seviyede. Bunun 2.5 boyutlu dediğimiz sadece yüzey verilerini işleyen ya da 3 boyutlu dediğimiz sondaj verilerini işleyen modelleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu anlamda bu şekilde bir uygulama yaratabilmek, bu projenin çıktılarını bir ürünleştirme safhasına geçirebilmek, ticarileşme anlamında da bir fırsat sağlayabileceğini söyleyebiliriz kısaca. Özetle TÜSİAD SDKARE programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışma bu şekilde. Sorularınızı alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Hem Sinan Bey'e hem Emrah Bey'e ihtiyaç neydi? Buna nasıl bir çözüm geliştiriliyor? Çok özet ve hedef odaklı olarak ortaya koyduk. Çok çok teşekkürler. Ben birkaç tane böyle bazı noktaları açmak için ufak ufak bazı sorularla başlamak istiyorum. Bir kere şunu merak ediyorum. Esan geçen sene TÜSİAD SDKARE programında çağrısını açarken o ihtiyacını tanımlamıştı. Şimdi burada da belirttiniz. Sonrasında Organon'la eşleştiğinizde birlikte çalışırken çağrıda bir değişiklik oldu mu? Organon'un teknolojisiyle ya da önerileriyle ya da Organon tarafında sonrasında Emrah Bey'e de sormak isterim. İlk başta başvuruyu yaparken, yazılı başvuru yaparken önerdikleri çözüm önerisi hiç yolda farklılaştı mı? Teşekkürler Başkanım. Aslında şöyle, SDKARE programın başında böyle çok hızlı çözüm ortaklarıyla değerlendirme yaptınız. Belki 5-10 dakikalık görüşmeler var. Bir taraftan da potansiyel bu çalışmada birlikte çalışacağınız çözüm ortağını seçtiğiniz bir kısım var. Birincisi oradan başlayayım. Biz o kısımda dahi farklı proje fikirleri, farklı fırsatlar ve potansiyeller keşfettik aslında baktığımız zaman. Dolayısıyla da bu açıdan sadece bu çalışma için değil, farklı çalışmalar için de farklı çözüm ortaklarıyla tanışma fırsatı bulduk. Bu açıdan yarar sağladı. İkincisi de projeye başladığımız noktada bir süreç analiziyle başladık. Tabii ki Emrah'larla birlikte baştan sonra bu projenin nasıl ortaya çıktığı konusunda da bir değerlendirmede bulunduk. Oysa onların çözümleri ve farklı yaklaşımları da nihayetinde ilerleyeceğimiz metodolojide kazanımlar sağladı bize. Dolayısıyla doğrudur. SDKARE programıyla her ne kadar başta hedefimizi belirlemiş olsak da yöntemimiz konusunda ve çalışma sistematimiz konusunda iyileştirmeler oldu. Emrah Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Diğer soruya geçeceğim. Sinan gayet güzel özetledi. Aslında tamam. En önemli kısmı projede yapılmak istenen temel hatlarıyla en baştan belliydi. Fakat nasıl ilerleyeceğimize ve neyin başarı olarak kabul edileceğine yolda birlikte karar verdik. Evet. Sonrasında sonuçları aynı şekilde değerlendirebildik. Harika. Bu bizim de hep ucunu açık bıraktığımız bir nokta TÜSİAD SDK'de. Çünkü kullanıcı tarafında evet ihtiyaç biliniyor ve güzel bir şekilde tanımlanıyor ama hakikaten metodolojide tedarikçilerden çok farklı öneriler gelebiliyor ya da birlikte karar vererek iyileştirilebiliyor. Aynı şekilde bazen de tedarikçinin sunduğu çözüm önerisi kullanıcının verisini ve ihtiyacını detaylı gördüğünde, sahayı gördüğünde şekillenebiliyor. O ortak çalışma dönemi son derece kıymetli ve her şeyi şekillendiren zaman. Projenin gerçekleşme süresini aşağı yukarı böyle aralıklar olarak alıyoruz biz sizlerden. 6-12 ay bandındaydı. Aynı mıdır öngörümüz? Ne durumdayız Sinan Bey şu anda? Başak Hanım, incelediğimizde bu çalışmada sahadaki uygulama örneklerini de görmemiz gerekiyor. Şu anda yaptığımız çalışma, SDKARE programı kapsamında yaptığımız çalışma bir tahmin modeli ve bir tahmini ortaya koyuyor. Ancak bu tahmini sahada işletip sonrasında elde ettiğimiz verilerle modelimizi tekrar iyileştirmek de en önemli beklentimizden bir tanesi. Dolayısıyla proje aşamasında 6-12 aylık bir süre öngörüyoruz. Burada tabii şey de çok önemli, önceki webinarlarda da karşımıza çıkıyor. Hem kullanıcı tarafının hem tedarikçi tarafının konuya hakimiyeti, beklentisinin net olması, teknolojinin ne kadar olgun olduğu. Mesela Emrah Bey ekipten bahsederken o kümülatif deneyimi verdi özellikle. 87 sene miydi?
Evet. Emrah Bey, ekip deneyimli bir ekip. Ortada bir de oluşturulmuş bir platform var. Dolayısıyla Organon Analytics aslında çok yol almış bir firma. Yapay zeka konusunda çok uzmanlaşmış bir firma. Dolayısıyla Organon'la çalışırken 6-12 ay gibi kısa bir süre anlamlı ve doğal olarak ortaya çıkıyor. Evet, ya bu noktadaki bu kadar böyle bir sürenin çıkmasının temel nedeni aslında sürecin de işin içerisine dahil ederek süreç çıktıları modeli beslenmesi oluyor. Ama baktığımızda Emrah ve Organon ekibi bize yaklaşık 2-3 hafta içerisinde bir model çıktısı ortaya koyabilen bir ekip. Dolayısıyla temel buradaki 6-12 ay gibi bir süreyi öngörmemizin sebebi yeni verilerle modeli iyileştirme ihtiyacı içerisinde olmamız. Harika. Emrah Bey, siz de böyle şey portfolyoya maden sektörünü eklemiş oldunuz değil mi? Evet. Başvururken ne hissetmiştiniz? Çünkü yapay zeka ile ilgili pek çok sektörde çalışıyorsunuz ama madende evet. Daha önce deneyim yoktu. Deneyimimizin olmaması bizi aslında ekstra heyecanlandırdı. Bu projede özellikle çalışmak istedik. Çünkü zor bir problem olduğunu biliyorduk. Ama hem teknolojimizi bu zor problem üzerinde de göstermek istedik. Büyük bir hevesle çalıştık. Çok çok iyi bir ekip vardı. Gerçekten sonuçların yorumlanması ve sonraki aşamaların planlanması anlamında Esam bize çok yardımcı oldu. Birlikte çok iyi bir sinerji yakaladık. İyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bizim özellikle jüri toplantısında biliyorsunuz sizler de katıldınız. Çalışılan proje dosyaları jüri üyelerimize sunuluyor. Ve orada hep şeyle karşılaşıyoruz. Hangi temsilci kullanıcı tarafında, hangisi tedarikçi tarafında? O kadar iyi takım olunmuş ki biz kim Esan'ı, kim Organon'u temsil ediyor emin olamıyoruz diye. O sinerji de işte şeyi özellikle başarıyı getiren bir faktör. Çok önemli. Yani o ortak dil ve iki tarafın da işbirliğine açık olması. Esan burada çok kıymetli verisini paylaşıyor. Hep altını çizdiğimiz bir konu bizim TÜSİAD SDK'de. Teknoloji firmalarımız ne kadar iyi teknoloji geliştirse de müşteri doğrulaması yapmak için ve sahadaki gerçek ihtiyacı görmeleri için kullanıcılar, müşteriler önemli ve onların sahasında çalışmak önemli. Böylelikle sizin yapay zeka uygulamanız bir de madencilik sektöründe de test edilmiş oluyor. Özellikle daha önce deneyimimiz olmayan sektöre başvuru konusu da bana başvuru dönemlerinde tedarikçilerle yaptığımız webinarları hatırlattı. Şu sorularla karşılaşıyoruz bazen başvuru döneminde. Çok deneyimli oldukları, defalarca proje yaptıkları alanlar var. Ama bir de hiç denemedikleri alanlar var. Fakat teknolojiye güveniyorlar. Orada bir seçim, karar aşaması da oluyor. Çünkü tek bir çağrıya başvurabiliyor teknoloji firmaları. Ve bazıları aynen sizin gibi hareket ediyor Emrah Bey. Bol portföye bir sektör daha ekleyelim. Bir de orada çalıştığını gösterelim birlikte diye. Evet, size... bizim için çok değerli bir fırsat oldu. Gerçekten ulaşmamız zor bir alandı ama SDKARE sayesinde bu arz ve talep aslında birleşmiş oldu. Yapay zeka, Başak Hanım, aslında data, onun için her şey bir veri ve bir ve sıfırlardan oluşuyor. Bunun madencilik sektörü ya da mobil oyun ya da sağlık sektörü olması fark etmiyor. Biz bunu biliyorduk. Dolayısıyla hani teknolojimizi farklı bir alanda da deneme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Süper, harika. Şeyi hatırlıyorum, çağrı zamanında geçen sene çağrılar ilk hazırlanırken Sinan Bey, yapay zeka ile ilgili bu proje için arayışınız vardı. Aynı zamanda hem teknolojiye hakim hem de jeoloji bilimine hakim firma bulabilir miyiz ikisini birden diyordunuz. Ve hakikaten de çok niş bir alanda bir arayıştı. Çok nitelikli birkaç firmada çıkmıştı hakikaten. İyi başvurular aldı. Sürpriz oldu hepimiz için. Meğer neler varmış Türkiye'de dedirtti bize tekrar. O az önce belirttiğiniz şeye bağlamak istiyorum. İki taraf arasında o dil, bir tarafta veri, jeoloji konusu var, öbür tarafta teknoloji. Orayı biraz açar mısınız? O uyumu nasıl sağladınız, o iletişimi, ortak tabii, dili? Tabii Başak Hanım. Baktığınızda SDKARE programı bir taraftan da sınırları çizilmiş, teknoloji tedarikçisi ve kullanıcısının da nasıl hareket etmesi gerektiğini ve bu 2 aylık, 3 aylık süreçten nasıl katma değer sağlayabileceğini de çok güzel bir şekilde ortaya koyabilmiş bir yaklaşım. Yani özellikle
toplantı tutanaklarının yüklenmesinden çözüm dosyasındaki beklentilere kadar zaten sonuca doğru yönlendiren bir yaklaşıma sahip. Bunun avantajını yatsımak çok hatalı olur. Dolayısıyla bu programın da bize sağladığı bir katma değer var bu noktada. Dolayısıyla ister istemez zaten periyodik toplantılar, periyodik çalışmalarla birlikte zaten o dili bir şekilde oluşturabilmek mümkün. Ama onun dışında ESA'nın iyi yaptığı ya da varsayıyorum ki Organon'la birlikte gerçekten iyi gerçekleştirdiğimiz konu bizim çalışmaya bir süreç analiziyle başlamamız oldu. Yani ne demek istiyorum? Normal şartlar altında veri bilimi firmaları ya da veri bilimi üzerine çalışan firmalar bize verinizi gönderin, biz bu veriyi alalım, size işte hızlıca bir model çıkartabiliriz şeklinde yorumlarda bulunur. Ama orada o know-how'ı katabilmek, süreç konusunda bir bilgi aktarabilmek açıkçası katılabilecek katma değeri de ön plana çıkartıyor. Yani ne demek istiyorum? Teknoloji tedarikçisi de farklı yaklaşımlar öngörebiliyor. Dolayısıyla da bu da bir fırsat sağlıyor. Bizim yaklaşık 2 aylık bir çalışma süresi gerçekleştirdik ama çok kısa bir süre bu 2 ay. Evet. Bu 2 ayın yaklaşık 3 haftası sadece süreç analiziyle geçti. Yani doğru planlama ve problemimizi gerçekten doğru bir şekilde aktarabilmek bize bambaşka bakış açıları sağladı bu noktada. Yani burada da topluluğumuzun getirdiği farklı organizasyonların etkisini de ayrıca vurgulamak isterim. Toplumumuzdaki dijital dönüşüm ofisinin temel hedeflerinden bir tanesi de veriden değer yaratmak. Bu veriden değer yaratabilmek anlamında da kuruluşlarımıza veri analitiği sorumluları veya data translator, data citizen dediğimiz arkadaşlarımızın istihdamını sağlamaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımız hem iş problemini anlamak hem de bu iş problemini veri bilimcilere doğru bir şekilde aktarabilmek sorumluluğunu üstleniyor. Dolayısıyla bu projede bir rolümüzde bu data translator dediğimiz arkadaşımızın problemi anlayıp organona doğru bir şekilde aktarabilmesini de içerdi. Özetle bu iki unsurdan hareketle projeyi doğru bir şekilde aktarabildiğimizi düşünüyorum. Süper. Çok kıymetli bir nokta. Bizim STEP etkinliklerimizde, panellerde falan da dile getirilen bir konu var. Bazen hatta Deniz Hoca'nın söylediği bir şey vardır. Bu teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçileri aslında ayrı gezegenlerden gibi. O kadar farklı çalışıyorlar ve farklı düşünüyorlar. Ve arada ortak dil, o transferi yapmak çok önemli diye. İki taraf sahiplenince, işte dediğiniz gibi süreç planlamasını doğru yapınca iş gerçekten ortaya çıkıyor. Emrah Bey şeyi de vurguladı özellikle, başarı kriterlerinin çok iyi koyulduğunu. Dolayısıyla bir taraftan işin takvimi, bir taraftan ne beklendiği, adım adım ne yapılacağı, hangi noktada başarılı addedilebileceğini de iyi tanımlamak lazım. Emrah Bey, belki orayı biraz şey yapabilirsiniz, bize açabilirsiniz. O süreç nasıl ilerledi? O süreç aslında şöyle ilerledi Başak Hanım. Biz diğer yaptığımız projelerden bir ilerleme noktası olarak bundan sonra yaptığımız bütün projelerde ilk aşamada başarı kriterinin belirlenmesinin önemli bir nokta olduğunu keşfettik. Ve ESAN'la yaptığımız ilk görüşmede bunu bir önemli bir nokta olarak kendilerinden belirttik ve rica ettik. Onlar da sağ olsunlar bu konuda bizim yaklaşımımıza uyum gösterdiler. Ve baştan aslında Sinan da bahsettiği gibi o keşif sürecinde, verilerin incelenmesi sürecinde ESAN bir beklenti oluşturdu. Hı hı. Biz de sonrasında sonuçları bu beklenti doğrultusunda değerlendirme fırsatı bulduk. Burada tabii Sinan'ın en başta bahsettiği aslında data translator rolü ESAN tarafından, hani daha çok Sinan tarafından yürütüldüğünü söyleyebilirim. Bu anlamda bu rol böyle bir projenin ilerlemesinde çok büyük bir kolaylaştırıcı sağladığını söyleyebilirim. Çünkü jeologlar ve yapay zeka uzmanları arasında verinin ve süreçlerin anlaşılması ve anlatılması konusunda çok çok önemli ve kolaylaştırıcı bir rol oldu. Kesinlikle. Ve o sürecin iyi planlanması ve başarı kriterleri projenin de aslında sonuca varmasını sağlıyor. Evet. Yolunda gitmeyebilir, bütçe istendiği gibi olmayabilir, farklı analizler olabilir ve vazgeçilebilir. Bu da olabiliyor bazen, yürümeyebiliyor. Ama en azından yürüyecekse de ucu açık bırakılmamış oluyor. Bekletilmiyor. Ne zaman neyi yapılacağı, hangi kriterlere göre yapılacağı baştan belirlenince tabii teknoloji tedarikçilerimiz de önünü görerek yola çıkabiliyor. Başka nerelerde kullanılabilir
kısmını sormak isterim Emrah Bey. Şimdi burada Esan'la çalışılıyor. Esan'ın arayışta olduğu ham madde için maden arama süreçlerine bakılıyor. Onun dışında bu deneyim nerede kullanılabilir? Aslında kısaca verinin olduğu her yerde diyebiliriz. Şu anda sağlık sektöründe kullanılabilir. Çünkü orada da benzer bir şekilde kimyasal veriler ve görüntü verileri işleniyor. Bizim şu anda mobil uygulamalar dahil finans, telekom gibi birçok sektörde aslında benzer yaklaşımla problemleri çözebiliyoruz. Dediğim gibi yapay zeka için her şey sadece sayılardan oluştuğu için, verileri de sayılar olarak ifade edebildiğim için birçok farklı sektörde uygulanabilir. Bu burada geliştirilen teknoloji ve çözümün tamamen organona ait olduğunu, değil mi? %100 yerli bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Öyleydi. Evet, evet. %100 yerli bir çözüm. Bütün algoritmaları biz geliştirdik ve çoğunda da TÜBİTAK desteği, ALGE desteği alarak geliştirdiğimizi söyleyebilirim. Harika. Bu Esan ve Organon birlikteyle yapılan proje için herhangi bir kamu desteğine başvurulması düşünülüyor mu? Öyle bir imkan baktınız mı hangisi olabilir diye? Şöyle Başak Hanım, projenin gidişatı hakkında da bilgi vereyim isterseniz. Oradan da bağlayayım. Tamam. Aslında şeyi de söyleyeyim. Bu projede hani baktığınızda bir hedefimiz de şuydu. Biz buraya yatırım yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, bunun kararını da verebilmekti bir açıdan. Dolayısıyla SD Kare programı vasıtasıyla bunun kararını da en azından kısa vadede verebilmiş olduk. Ve 2021 yılı için bu çalışmanın ilerletilmesi ve projeye dönüştürülmesi konusunda bir bütçe ayrımını da gerçekleştirdik. Nihayetinde açıkçası bu noktada kamu desteği bir tak olabilir, farklı kuruluşlar olabilir. Bunların desteği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda proje planı üzerinde çalışmalar noktasındayız. Dolayısıyla proje planının netleşmesiyle birlikte özellikle hem ESA'nın sahip olduğu farklı teşvik fırsatları hem de hali hazırda ekosistemde bulunan farklı teşvik fırsatlarını da kapsama dahil etmeyi düşünüyoruz. Süper. Bu arada belki şeyi de hatırlatmakta fayda olabilir. TÜBİTAK'ın siparişler çağrısı, TÜSİAD SDKRE programı da göz önünde bulundurularak kurgulanmış çok kıymetli bir çağrı. Her sene, hatta şimdi senede iki yapmaya çalışıyor TÜBİTAK, açıyorlar ve ARGE projelerini destekleyen bir program. Bu TÜSİAD SDKRE içerisinde eşleşen firmaların Sinan Bey'in belirttiği gibi iki ay gibi kısa bir süresi var. Onu da özellikle uzatmak istemiyoruz ki hızlı, tempolu, sonuç odaklı bir çalışma dönemi olsun. Ve sonucunda da tabii ki eşleşen firmalar birlikte çözüm dosyası hazırlıyor. O çözüm dosyalarının formatı da kamu desteklerine başvuru için de bir aslında temel oluşturuyor. Birçok veri, içeriği daha doğrusu o dönemde firmalar bir ortaya çıkarmış oluyor. Ufak rötuşlar ve eklemelerle de kamu desteklerine başvuru mümkün oluyor. 2020 döneminden de şu anda başvuran şirketler var. Umuyoruz Esan ve Organon'un da öyle bir imkanı olur. Sinan Bey, az önce anlatırken özellikle bütçe konusuna değindiniz. Orayı size bir tekrarlatmak istiyorum kapanışa yaklaşırken. Siz TÜSİAD SDKRE 2020'de katıldınız, açtınız bu çağrıyı. Organon'la Ekim sonuydu. STEP programımızda eşleştiniz. Kasım Aralık birlikte çalışıyordunuz ama tabii nereye kadar gidecek, her şey yolunda gidecek mi bilmiyordunuz. Ama yatırım yapıp yapmama kararını verip 2021 bütçesine koydunuz. Doğrudur. 2021 bütçesine bu konuda bir proje gerçekleştirmek üzere bir bütçemiz var. Ve açıkçası bu çalışmaya devam etmek istiyoruz. Yani toplumumuzun da kuruluşumuzun da temel temennisi bu yönde. Açıkçası SDKRE programının çıktılarının kuruluşumuza gelecekte bu çalışmalar devam ederse katma değer sağlayabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla biz bir deneme, yanılma, test and learn dediğimiz yaklaşımla girmiştik bu işe. Ve gördük ki bir potansiyel barındırıyor. Dolayısıyla bütçelemeyi gerçekleştirdik. Harika. Bu bizim özellikle size bir tekrarlatmak istedim. Çünkü teknoloji kullanıcılarımıza hep yaptığımız bir uyarı. TÜSİAD SDKRE'de çağrıyı açarken gerçekten onunla ilgili bir sonraki sene içerisinde bütçe planlamasını öngörmelerini rica ediyoruz. Çünkü koymadıkları zaman bütçeye iş yolunda gitse bile tedarikçiyle beraber ister istemez bir sonraki senenin bütçesine kalıyor. İki taraf için de uzama oluyor. Bir bütçeye koydunuz. Şimdi de Organon'la devam ediyorsunuz. Bir de onun ne zaman yatırımın geri dönüşü olarak
Esan'a kazandıracağını aşağı yukarı söyleyebilir misiniz? Bu alan biraz zor bir alan. Birçok detayı var. Siz şimdi açarsınız onu. Tahmini nasıl bir şey öngörülebilir? Ya da parametreler nedir? Ne belirler bunu? Tabii ki. Baktığınızda toplumumuzdaki bütün projeler için benzer bir şekilde bir yatırım gerçekleştiriyoruz ama bunun kazanımı ne olacak? Nihayetinde bu yaptığımız yatırım gerçekten makul bir yatırım mıdır? Bunun değerlendirmesini yapmak durumunda. Bu bütün kuruluşlar için, ülkemizdeki bütün kuruluşlar için geçerlidir ve çoğu kuruluş içinde belki de çok çok zor bir durumdur. Özellikle üst yönetimi ya da hissedarı bu konuya ortak paydaş edebilmek adına ya da yatırım kararı alabilmek adına. Bu projede de benzer şekilde bu konunun uzmanı olan arama ekibimizle birlikte değerlendiriyoruz. Nihayetinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim sondaj planlamasını etkin hale getirebilmek bizim maliyetlerimizde bir katma değer sağlayabileceğini öngörebiliriz. Buradaki özellikle dışsal getiriler, dışsal kazanımlar olarak net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki bu operasyonun azalması bir anlamda operasyonel verimliliği artıracaktır ve beraberinde çevre ve ISG ile ilgili etkileri de minimize edecektir. Bu açıdan da bir fırsat sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Ama net bir şekilde sonuçta bu projeyle kazanılabilecek, özellikle arama ekibimizin lideri arkadaşımızın kullandığı söylemle gideyim. Bu projeden bir bulunabilecek sahanın etkisi gerçekten buraya yapılan yatırımın yüzlerce, binlerce kat fazlası olabilir. Dolayısıyla böyle bir noktada işte return of investment gibi bir parametreyle yola çıkmak çok doğru olmayacaktır. Her ne kadar çoğu projemizde böyle gitsek de açıkçası bir açıdan da bu bahsettiğimiz dene ve yanıl noktasında ya da Ar-Ge mantığıyla yaklaşmak gerçekten avantaj sağlıyor. Burada bir rakam telaffuz etmek açıkçası çok doğru olmayacaktır. Çünkü bu bir gün bile olabilir baktığınızda ya da yeni bir cevher keşfedilene kadar 3 yılda olabilir. Tabii. Umuyoruz en kısa sürede olur. Meyveleri çabuk toplanır. Bu proje hayata geçtiğinde ve yavaş yavaş böyle Esan'da yaygınlaştığında ciddi bir sunumda da vardı zaten. Rekabet anlamında avantaj sağlayacağından eminiz. Emrah Bey'e de bir sormak isterim ama bu maden sektöründeki bu proje organonu yine maden sektörü için konuşursak buradan böyle globale taşır mı? Ne dersiniz? Böyle bir fırsat yaratacağını düşünüyoruz. Çünkü bütün dünyada çok önemli bir alan ve şu anda biz birkaç maden üzerinde çalıştık ama daha aslında başka madenler üzerinde de uygulanabilir, ölçeklenebilir bir teknoloji. Yurt dışından bu konuda bazı talepler de oluşmaya başladı. Dolayısıyla bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Süper. Başlamış bile hafif böyle gelmeye başlamış. Heyecanla takip edeceğiz biz de. Ben çok teşekkür ediyorum. Kapanışa doğru geçerken isterseniz son sözleri vermek isterim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ya da SDK ile ilgili başka bir değerlendirmeniz varsa. Sinan Bey? Tabii. Çoğu konunun üzerinden geçtik. Ancak hani eklemek istediğim şöyle bir şey var. Artık günümüz dünyasında veriyi sadece kendi içerisinde barındıran, bu veriyi paylaşmadan bir katma değer sağlamayı bekleyen kuruluşların çok da sürdürülebilir bir şekilde yaşayamayacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla verinin demokratikleşmesi ve açık inovasyon yaklaşımının sürdürülebilmesi açıkçası avantaj sağlayabilecek kuruluşlara. Bu bahsettiğimiz Goldcorp örneği de bu sektördeki bunun bir örneğidir gerçekten. Biz de bu projeyle ekosistemimizi genişletmek ve bu şekilde işbirliklerine yelken açmak adına bir fırsatı değerlendirdik diye düşünüyorum. Bir diğer yaklaşım da her ne kadar bilgi teknolojileri projelerine benzese de bu veri bilimi projeleri açıkçası diğer proje yönetim yaklaşımlarından farklı bir yaklaşım uygulamayı da barındırıyor. Bir deneme yanılma, geri bildirimlerle modelin iyileştirilmesi gibi yaklaşımları barındırıyor. Bu da beraberinde birazcık daha bu agile ya da çevik dediğimiz proje yönetim metodolojisini getiriyor beraberinde. Siz iki ay gibi bir süreden bahsettiniz ancak İki ay gibi bir sürede bu tarz bir çalışmanın başarılı olup olmayacağını öngörebilmek için yeterli bir süre olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki şu anda bu çalışma kapsamında arama ekibimizin birebir kullanabileceği bir ürün çıkmadı. Ancak bizim ihtiyacımız olan bu en önemli çıktıyı elde etmiş olduk. Bu açıdan da SDKR programına hem bu ekosistemle bizi buluşturduğu için hem de ister istemez böyle bir süreyle bizi bu şekilde bir çalışmaya ettiği için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir şey de söylediniz. Özellikle verinin demokratikleşmesi, teknolojinin gelişmesi, işlerin büyümesi için kesinlikle önemli. Açmak lazım. O işbirliğine şirketleri açmak lazım. Emrah Bey, buyurun. Ben SD Kare sayesinde çok güzel bir yolculuğa çıktığımızı ve iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu yolculukta vesile oldunuz ve bizi yönlendirdiğiniz için SD Kare ekibine tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. O zaman SDK ile bitirirken ben izleyicilerimize yeni dönemle ilgili de bir bilgi aktarmak isterim. TÜSİAD SDK'nin 3. dönemini tamamladık 2020 programıyla beraber. Yakın zamanda 4. döneminin çağrıları açılacak. Ama aynı zamanda TÜSİAD SDK bir dijital platforma da dönüşüyor. Normalde hangi alanda, hangi konu başlıklarında çağrılar açılırsa sadece o alanda teknolojisi ve ürünü olan şirketler başvurabiliyordu. Çağrı ürününe uygun değilse bir sonraki çağrı dönemini bekliyordu teknoloji firmaları. Ama şimdi bu hazırlığını yaptığımız dijital platformla beraber çok daha fazla şirkete 7/24 ulaşım imkanı olacak. Teknoloji şirketleri platformumuzda tedarikçi profillerini, çözüm profillerini oluşturmaya devam ediyor ve bu oluşturulan profiller üye olan kullanıcılar için sürekli olarak açık olacak. Dolayısıyla her ne teknolojide çalışıyorsanız, elinizde nasıl dijital çözümler varsa hepsine gelip TÜSİAD SDK platformuna yükleyebilirsiniz. Sunumlarınızı, videolarınızı yükleyebilirsiniz. Esan gibi teknoloji kullanıcılarımızı yakın zamanda platforma üyeliğe davet edeceğiz ve bu üyeler bütün veri tabanında yer alan, platformda yer alan bütün teknoloji tedarikçilerine ve onların tüm çözüm detaylarına ulaşabilecek ve TÜSİAD SDK'ya dijital platform üzerinden de direkt temasa geçebilecekler. Hem çağrı döngümüz devam edecek yeni dönemde. Dolayısıyla kendine özel çözüm arayan teknoloji kullanıcıları çağrılarını açabilecek ya da bu TÜSİAD SDK döngüsünden bu çağrı takviminden geçmek istiyorum diyenler yine çağrılarını açacak. Ama onun dışında da farklı teknoloji alanlarında platformda yer alan bütün tedarikçilerle de anında istedikleri gibi iletişim kurabilecekler. O yüzden bizi izleyen tedarikçileri profil oluşturmaya da bu vesileyle davet edelim. Umuyoruz Organon gibi bugüne kadar eşleşmiş teknoloji tedarikçileri gibi çok daha fazlası bundan sonra kullanıcılarımızla hızlı bir şekilde eşleşecek. Çok teşekkür ediyorum Emrah Bey, Sinan Bey. Hem değerli vaktiniz için hem bu keyifli sunum ve Ben paylaşım teşekkür ederim. için Çok sağ olun. değerlendirmeniz için Çok ilk fırsatta teşekkürler. tekrar görüşmek üzere. Çarşamba günü bir sonraki webinarimizde Siemens ve Simsoft'la beraber olacağız. Bütün izleyicilerimizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.